Evet sevgili dostlar golver.com'un ve Kayseri Özülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir kardeşim uzak diyarlardan küçük hediyeler göndermiş de o hediyeler için teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, sağ olsun. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Instagram için hocam Instagram hesabımı takip etsin de ben zaten... Yakın zamanda Instagram'dan hediye çekilişi yapacağım. Takip etsinler onlara da çıkar. Kadıköy Sokağı'nın adını mutlaka yazsınlar diye söyledi. Ben açıklama şey aşağıya yorum kısmına atarım arkadaşlar. Başa sabitlerim. Merak eden arkadaşlara da takip etsinler. Teşekkür ediyorum buradan bir kez daha. Yakıştı da ya yeni forma yani güzel oldu. Şimdi Fenerbahçe'ye transferlere devam edelim. 4 transfer birden. Altınordu, Muharrem çizgide Berkay, İşcan, Metehan, Kort ve Fırat Başkaya'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Altın Altınordu altyapısından yetişen 4 genç futbolcunun da Fenerbahçe'ye gönderildiğini söyledi. Arkadaşlar bakın Ali Koç'u e eleştiririz. Kızarız, darılırız, küseriz. Sözlerini yerine getirmiyor şöyle böyle deriz ama bir çizgi yakaladı bak Fenerbahçe'de. Muharrem çizgili 18 yaşında stoper. Yani 9 Altın Altınordu'da geçiyor. Fenerbahçe'de Altınordu yeni şekilde temsil edeceğiz diyor. Berkay İşcan Forvet 17 yaşında ve akademideki genç arkadaşlarıma tavsiyem çok çalışsınlar diyor. Fırat Başkaya o da 18 yaşında Sabek ve 18 yaşında bir genç Fenerbahçe'ye transfer oldu. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyorum diyor. Metehan Kurt 17 yaşında o da savunmanın birçok bölgesinde oynayabiliyor. 10 yaşından beri altın ordu forması giyiyormuş. Şimdi ben Ali Koç'u tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe altyapısına kazandırdığı bu mükemmel isimlerden dolayı. Ancak Fenerbahçe'ye transfer mesajı acil 6 numara. Hürriyet yazarları sadece hürriyet yazarları değil taraftarın neredeyse tamamı aynı fikirde. Şimdi Jose Mourinho Süper Lig macerasına 1-0'lık galibiyetle başladı. E, Lili aslında normal sürede 1-0 yendi ama uzatmalarda yediği bir golle 1-1 bitti. Şimanski tercihi baktığınız zaman iki açıdan pozitif. Niye pozitif? Şimdi Mourinho'nun Tadic'i 10 numarada denemesi en azından kanadı rahatlatmış oldu. Bu bir. İkincisi de Fenerbahçe kurun içsizliği deneyimlemiş oldu. Kurun iç el freni gibi diyor Uğur Meleke. Ve İrfancan Can Kahveci'nin de oynaması. Çünkü İrfan Can gol şansı yüksek bir oyuncu. Fırat Aydınus diyor ki kafalarda lil olması sağ performansına sirayet etti denilebilir. Adana Demir maçında diyor. Ama İsmail'e binen yük ilerleyen süreçte handikaplar oluşturabilir. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın beni. Ben futbolcularımızı seviyorum. Kıymet veriyorum. Önemsiyorum. Ama yani ee, futbolcularımızı daha çok kullanmak istiyorum. Şimdi yanlış anlamayın. Kurun için sözleşmesini feshetseler. Lan 3.5'a da aldık. Niye feshettiler demem. Anladınız mı? Ama İrfan saçının teline zarar gelirse üzülürüm. İşte olay bu. Şimdi ilerleyen süreçte nasıl yük binecek? Maksiminin performansı tamam parmak ısırtan performans ama herkes aynı soruyu soruyor. Süreklilik arz edecek mi? Yani her maçta mı 90 dakika bitmeden çıkacak diye. Her maçta 90 dakika bit bitmeden çıkmayacak arkadaşlar. Enner Valencia'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Ulan her maçta 90 dakika olmadan çıkartıyorlardı. Ulan bu 3 oynayamayacak mı diyordu. Sonra bir oynamaya başladı. Keyifli haftalar uzak değil diyor Mehmet Arslan. Güntekin Onay'da da doğal karşılanabilir diyor. Fenerbahçe fiziksel olarak henüz yoğun maç temposunu kaldıracak durumda değil. Orta alanda Fred'in yerine dolduracak bir oyuncusu olmadığı için de çok güçlü bir oyun inşa etmekte zorlanıyorlar diyor arkadaşlar. Ben bunu kısaca şey yaptım. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin tercihi Manu yazmışlar. Şimdi İngiltere'ye transferi bir süredir gündemde Ferdi'nin. Lille maçında da sakatlandı. Hatta tam açıklaması neydi? Dur şuraya ee, özür dilerim. Lille maç öncesi takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasında bulunmasına rağmen yani çekme oldu, gerilme oldu, kasma oldu, pısma oldu dediler. Ve Ferdi bir şekilde oynamadı. Ferdi oynamayınca da insanların aklına türlü türlü şeyler geldi. Transfer olarak. Şimdi Ferdi için en yüksek teklifi yapan kulüp Brighton. 35 milyon euro. Benim duyduğuma göre 35 milyon euro artı 3 milyon euro'luk opsiyon yani şu kadar maç oynarsa falan sonraki satıştan da yüzde 10 pay şeklinde. Fenerbahçe bunu normalde kabul etmedi. Yüzde 20 yani 40 milyon euro artı 3 opsiyon yüzde 20 dedik. Fakat kabul etmek üzere. Şimdi Ferdi'nin tercihi de Manchester United'a sıcak bakıyor demiş. Hani söylentilere çok takılırsanız başınıza bela olur demişti Mourinho maçtan bir gün önce. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır demişti. Şimdi ben Ferdi'nin gideceği görüşündeyim. Ama kaça? Şimdi Ferdi'nin Brighton'dan anlaştığı iddia edilmiş arkadaşlar. Bu doğru değil. Tam manasını anlaşmadı. Bonuslarla birlikte 35 milyon euro falan filan dediler. Brighton'ın 35 milyon euroluk teklifine karşın aslına bakarsanız Fenerbahçe satış kararı almadı. Bonuslar falan filan işin içinde. Ve ben buna dair bir beklenti içindeyim. Şimdi Fenerbahçe'de Ferdi yerine Reguilon Sergio Reguilon Fenerbahçe gündemine aldı. Özellikle adı İngiliz ekipleriyle anılan Ferdi için ayrılık sinyalleri çalıyor. Gündemdeki son isim bu. Lecceli Patrick Dorgun'un maliyetini araştırdı Fenerbahçe. Ve Sergi Regilion'u gündemine aldı. Arkadaşlar dünden beri ben kaynaklarımdan bir mesaj bekliyorum. Hani Whatsapp'tan falan yazarlar ederler diye bir şey bekliyorum. Hiçbir şekilde bana Whatsapp'tan yazan eden kaynağım olmadı. Eğer hala da yazmazlarsa bu onların ayıbı. Yani ben bu transfer gelişmesini doğrulayamadım. Tottenham'ın oyuncusu bir sene kalmış sözleşme bitimine. 1.78 İspanyol 12 milyon euro. Şimdi oyuncu Tottenham 30 milyon euroya Real Madrid'den 2020 yılında almış. Real Madrid altyapısına yetişmiş. Brentford'a Tottenham'a Manchester United Brentford'a Manchester United'da falan kiralamış. Atletico Madrid'e kiralamış. Ama bir şey olmamış. Açıkçası. Ben neye bakarım arkadaşlar hemen? Geçen sezona bakarım. Geçen sezon ne yapmış? Totalde 28 maç. 4 asist 1779 dakika. Manchester United'a kitlemiş şey, diyecektim. Kiralanmış. Yok Manchester United'a kiralanmamış ya. Nereye kiralanmış bu? Galatasaray maçı dediğine göre Manchester'a kiralanmış. Allah Allah. Ben de mi hata var? Şimdi 28 maç. 4 asist. 8 sarı kart. 1779 dakika. Yani... Fena da oynamamış. Baktığınız zaman fena oynamış değil mi arkadaşlar? Yanlışım yok. Elbette bu tip futbolcu istersiniz. Brentford'a kiralanmış diyor. Ha ilk Manchester'a kiralanmış. Sonra Brentford'a. Ben de diyorum lan Manchester değildi. Yani sıkıntılı bir süreç. Oraya kirala oradan al. Şimdi Jose Mourinho transfer etmiş. 2020 yılında İspanyol yıldızı 30 milyon euroya Real Madrid'den o transfer ettirmiş arkadaşlar ve geçen sezon da kiralık geçirmiş. Önce Atletico Madrid, geçtiğimiz sezon ilk yarısında Manchester, ikinci yarısında Brentford. Şimdi transfer şartı diyor. Fenerbahçe'nin Tottenham'ın kadroda düşünmediği Reguilon'u kiralamak istiyor ancak İngiliz ekibi oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu duruma sıcak bakmıyor diyor. Valla ben Fenerbahçe'nin ne kadar aç gözlü olduğunu biliyorum. Biz bu transferi istiyorsak para vermek istemiyoruzdur bedava verin alalım diyoruzdur. Hani siz oraya buraya kiralamaktan kurtulun diyoruzdur. O yüzden de bu süreç uzuyordur. Ama ben sanmıyorum. Fenerbahçe'den Mario Lemina sürprizi. Lemina. Orta saha için Fenerbahçe arayışta. Rotayı İngiltere'ye kırdı ve bir zamanlar Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina'yı transfer listesine aldı. Lemina. Allah Allah. Bundan şeyin haber var mı? Lemina'nın. Ciddi söylüyorum ha. Wolverhampton'un Gabonlu 6 numarası Lemina'yı kadroya katmak için harekete geçtiği Galatasaray formasında giyen futbolcu eğer Fenerbahçe'ye gelirse sözleşmesi seneye bitiyor. 6 milyon euroluk teklif planı varmış. Bir kaç 51.2 milyon euro ödenmiş. Devlerde oynamış. Lorient, Fulham, Juventus, Marsilya, Southampton nice gibi takımlarda forma giymiş. Ve küçük takımlarda da forma giymiş Galatasaray gibi diyor. Lemina Kariyen'de 336 maçta görev yaptı. 17 gol 6 asist 23 gole katkıda bulundu. Yok. Ya benim veri bankasını taradım. Yok. Hiçbir şey yok. Bu arkadaşın ben ne zaman hoşuma gitmişti biliyor musun? Galatasaray'dayken Fenerbahçe maçında çok güzel top oynamıştı. Onun dışında sezonda birkaç maçını da izledim. Şimdi 1 milyon euro verip kiralamışlardı. Ulan dedim hani e, tam olarak nedir ne değildir bir bakayım diye. Yani sadece Fenerbahçe maçında hoşuma gitmişti. O yüzden geçiniz arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden devrede. McTominay. Scott McTominay. Ne kadar güzel bir ismi var değil mi? Bizdeki takımlara bakın Galatasaray. Cık. Adamların futbol cismindeki kibarlığa, nazikliğe, güzelliğe, şirinliğe bak. Bir de bizdekine bak. Galatasaray. Ya isim koyarken mesela Scott McSasaray falan koysanız. Şin şakası bir tarafa 27 yaşında. İskoç oyuncu. 32 milyon euro piyasa değeri var. Bakmayın siz transfer market fotoğrafında çocuksu göründüğüne. Tam bir şeytandır. Tam bir şeytan. Kırmızı şeytanların şeytanıdır. Scott McTominay. Ve bu sene ilk maçında Community Shield'da e, 32 dakika süre almış. Manchester United göndermek istiyor. Alt yapılarından çıkmış bir yıl opsiyonu var. İsteyen takımlardan toplam 25 milyon euro para istiyor. Fenerbahçe'de 8'e verin alalım diyor. Bunu duyan adamlar şok. iptal. Aa, oh my god. Biz nasıl bir transferin içine düştük falan yapıyorlar. Yöneticiler birbirine hayretler içerisinde bakıyorlar. O yönetici öbür yöneticiyi dürtüyor. Kalk kalk kalk. Ne oldu lan diyor. uyuyorum oğlum bir dur. Kalk lan kalk diyor. Ne oldu? 25 istedik 8 verdiler diyor. Manchester United yönetimi şokta. İşin şakası bizimkiler 14 milyon euroya McTominay'ı bitireceklerini düşünüyorlar. Sizce biter mi? Ben de aynı sizinle aynı düşünce içerisindeyim. Şimdi birçok kez karşı karşıya gelen iki takım da McTominay istiyormuş, başka talipleri de varmış. Şimdi ben Fenerbahçe'yi anladım. İsmail Yüksek, Bartu Elmaz. hani biri genç, biri genç sayılır, tecrübesiz. Lan aman başımı ağrımasın, sıkıntı yaşamayayım. Çarpçurt diyor. Hadi Fenerbahçe'yi anladım. Lan Galatasaray'a ne oluyor? Ya 1 metre 30 santimlik orta sahanız var. Kendini yere atma dalında. Ya dünya çapında şey ya. Ben dünyaya böyle şey yapmış durumda. Yani dünyaya böyle kendini kanıtlamış durumda. 30 metre 1 santimlik ön liberonuz varken siz daha niye ön libero peşindesiniz arkadaşım ya? Yazık değil mi ya? 30 santim 1 metrelik futbolcunuz varken. Şimdi Galatasaray'a da gireceğim şimdi. Eee Gerçekten bak şimdi Galatasaray'a gireceğim. Onu, onu, o yüzden biraz bekleyin. Yani Fenerbahçe'nin istemesini anlıyorum. Ama Galatasaray'ın istemesini anlamıyorum. Ya arkadaş sizin dünyaca ünlü kendini yere atma futbolcunuz var. Fulham, Napoli, Everton, Brentford ilgileniyormuş. Manchester United 25 milyon euro. Yok 25 milyon sterlin diyor burası da. Yanlış aktarıyorsunuz. Euro istiyor. 29.2 milyon euro istiyormuş. Yani 27 yaşındaki orta saha 253 maçta forma giymiş 29 gol 9 asist yapmış. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Arkadaşlar beni yanlış anlayacağınızdan eminim. Kızacağınızdan eminim. Hoş karşılamayacağınızdan eminim. Ama birincisi parayı basıp almamız lazım bu çocuğu. İkincisi. Ben aç açgözlü bir adam değilim. Ben yokluğu da bilirim fakirliği de bilirim arkadaşlar. Çok çok da iyi bilirim. Ya Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun ben farkındayım. Acun Uluçalı'ya kızgınız. Ali Koç'a kırgınız. Dargınız, küskünüz. Paramız çok. Biz istediğimizi alırız. Ee, Ali Koç bana yürü desin. Ben yürürüm, zıplarım, hoplarım. Ben hoplamayı çok seviyorum. Yaşasın 23 Nisan. Ben zıplamayı çok seviyorum. Anam da çok iyi zıplardı falan filan deyip de kimseyi almazsan millete zıplar tabii. Yani Fenerbahçe taraftarı ne bekliyor? Verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor. Ben ve Fenerbahçeli olarak verilen sözler hani çağırdığın kızlar neredeler Osman diyor ya Verdiğin sözler neredeler Acun Ilıcalı? Verdiğin sözler neredeler Ali Koç? Söylediğin futbolcular neredeler Osman? Hani neredeler? Hani biz Caddebostan'dayız. Onlar Beşiktaş'ta mı? Biz Beşiktaş'tayız. Onlar Caddebostan mı? Neredeler? Yani Emil Braivik. uzun lafın kısası acayip potansiyelli bir futbolcu. Piyasa değeri 3,5 milyon euro. Fred'e yedek arıyoruz ya bundan iyisini bu şartlarda zor buluruz bundan iyisini bulamayız arkadaşlar. Bak bulamayız. Ama cümlemi çarpıtmayın. Bak beni hedef haline getirmeyin cümlemi çarpıtmayın. Scott McTominay'ı alıyorsanız 12'ye 14'e 3.5 milyon euro piyasası. Anlaşın 3'e sonraki satışlarına madde koyun. 3'e de bunu alın. 15 milyon euroya 2 futbolcuyu alın. Bir altının ası bir de 8'in yedeği. Ya bu çocuk bak çatır çatır topçu gelişimi açık topçu. Benden demesin şimdi Antalya Spor Fenerbahçe'den iki oyuncu için girişimde bulunuyor. Antalya Spor Başkanı da açıkladı bunu arkadaşlar. Miguel Crespo ve Miha Zaits. Her iki futbolcuyla da resmi olarak ilgilendiklerini, Fenerbahçe'den istediklerini ve Fenerbahçe'den anlaşıp oyuncularla anlaşma zemini aradıklarını belirtiyorlar. Hayırlısı olsun. Bunu da konuşmuş oldum. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye beni alın diye haber yolladı. Ama Ali Koç. Şimdi arkadaşlar Feridun Nideloğlu diyor ki bakın. Öbür kanalda bunu söyledim. Geri zekalı Galatasaraylılar var birkaç tane. Kaynak neresi? Kaynak neresi? Kaynak ya geri zekalı olmayın. Açık açık söyledim. Burada da söylüyorum bak. Feridun Nideloğlu diyor ki Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye beni alın diye haber yolladı. Ama Ali Koç yok sağ ol deyip istemedim. Şimdi haber asparagas olabilir mi? Tabii ki olabilir. Kimse peygamber değil. Yalan söyleyebilir. Haber sallanmasyon olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hocam biz inanmalı mıyız? Size bırakıyorum. Hocam Kerem Aktürkoğlu'nu ister misin? Hayır. Matematiksel olarak isterim. Rakibin psikolojisini, ahlakını, kafasını yerle bir etmek için isterim. Ama işte ama anladınız mı? Ama işte aması var. Hocam herkesin bir aması var. Yani arkadaşlar uzun lafı kısası çok beklemeyin. Şimdi e, ee, Fenerbahçe'ye hem gereksiz hem lüzumsuz olur. Emre Mor Eyüp Spor'la görüşüyor. Luan Perez Eyüp görüşüyor. Ben Emre Mor'un da Luan Perez'in de hani Emre Mor normalde gitmeyecekti Eyüp Spor'a. Hani ben Türkiye'den kaçayım niyetindeydi ama Eyüp Spor'da Arda Turan bir şekilde ikna etti diye bir haber var. Hatta Eyüp Spor Emre Mor transferi için anlaşma sağladı diye bir haberim var. Bakalım ne olacak? Hani Arda Turan ikna etti diye düşünüyorum. İkincisi Luan Perez. Luan Perez ülkesinden Palmeiras Santos'ta görüşüyor. Eyüp Spor onu da istiyor. Ona da teklifte bulundu. Ama olur olmaz bir şey diyemem. Serdar Aziz Katar'a gidecek. İnşallah. İnşallah bonservis de getirir de mutlu oluruz. Ee, yani harcama limitine falan da katkısı olur. Ondan da haber bekliyoruz. Yani aslına bakarsanız arkadaşlar durumlar bunlar duyumlar da bunlar ama hani diyor ya çağırdığın kızlar neredeler Osman diye çağırdıkları neredeler diye yani ben sistemimi yapıyorum Fenerbahçe yönetimine çünkü Fenerbahçe yönetimi artık bir şeylerin farkına varmak zorunda varmak zorunda bu kadar insan Fenerbahçe yönetiminde orta saha bekliyor ha maddi durumumuz yok. Eldeki imkanlar bunlar. Biz parayı Mourinho'ya harcadık deseydiniz belki Aziz Yıldırım seçilirdi. Taraftarında bu kadar tepkisi olmazdı ama seçim sürecinde bol keseden atıp bak ben biliyorum. Bana anlatabilirsiniz. Bende sıkıntı yok. Ben derim ki arkadaşlar fırsat transferi kullanılıyor. Şu an istediğimiz futbolcuya cart diyorlar, curt diyorlar. İşte <laughs> Avrupa'da transfer sezonu kapandığı andan itibaren yapacak bir şey yok. O zaman çökmeye çalışacağız. Hocam iyi de mesela ortası. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bu e, Scott McTominay mesela Manchester satmadı. Kimseye de satamadı. Sezon başladı. başladı diyelim. Kimseye yine satamadı. Bu sefer ne olacak? Fenerbahçe diyecek ki verin bize ama Avrupa listeleri verilmiş olacak. Fenerbahçe otomatikman bu çocuğu Avrupa'da oynatamayacak. 8 maç. O, olsun canım Avrupa'da da İsmail oynatırız. Türkiye'de de McTominay oynatırız. Bu sayede de şey olmuş olur diyecekler. Ee, neydi onun adı? Rotasyon olmuş olur diyecekler. Yine hikaye buraya gidecek. Ben bunu anlarım. Ama taraftar anlamaz. Bakın Fenerbahçe taraftarı artık başarısızlığa tahammül olmayan bir taraftar kitlesi. Ve Fenerbahçe taraftarı istiyor ki transferler bitsin. Olan olsun. Giden gitsin. Kalan kalsın istiyor. Bu açıdan da Fenerbahçe yönetimini ricada bulunuyoruz arkadaşlar. Lütfen transfer süreçlerini biraz hızlandıralım. Evet moralimiz bozuk. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadık. Ferdi gidiyorsa gitsin. Para geliyorsa gelsin. Limit yok diyorlar. <laughs> Limit varsa bilelim yoksa bilmeyelim. Beşiktaş kafasına göre 70 milyon tane futbolcu alıyor. Bu para nereden geliyor diye kimse hesabını sormuyor. Demek ki para olmasa da alınabiliyor. Olsun onlar alsın onlar başı yanacak şöyle yapacak böyle yapacak. Ya kimsenin başının yandığı yok. Yani. Bilmiyorum ya gerçekten de bilmiyorum nasıl olacak nasıl edecek. Benim bir önerim var Göztepe deplasmanda Fenerbahçe 4-4-2 çıksın. Mesela en nesili Cenk Tosun çıksın. İkisi de orayı karıştırır. İkisi de orayı perişan eder. Mesela. Gerçekten bak. Yoksa şanssızlıklar yakamızı bırakmayacak. Yani Fred'in olmadığı maçlar iyice şey yapacak. İyi tarafından bakıyorum. Göztepe deplasmanını kayıpsız atlatırsak inşallah. Yani lige 6 puanla başlamış olacağız. Ve bir hafta sonra maçımız var. O süreçte zaten Fred takımla çalışmalara da başlar. Fred'i de kazanmış oluruz. Ben ee, o yüzden istiyorum ki arkadaşlar bir an önce eksiksiz kayıpsız gidelim. Transferleri de bir an önce yetiştirelim istiyorum. Eminim siz de benden aynı görüşe sahipsinizdir. Eminim hepiniz aynı görüştesinizdir. Vallahi hakkımızda hayırlısı olsun. Benim aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Her türlü takibinizde isteğiniz için teşekkürler. Forma gönderen kardeşime de ayrıca buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yani iki formada, üç formada birbirinden güzel formalar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.